Yani biz tasavvuftan, tarikatlardan veya mezheplerden bahsettiğimiz zaman gelenekçi Müslüman tabiriyle bizleri suçluyorlar, değil mi gelenekçi? Yani ne gerek var işte falanca şeyhten, falan evliyaullah'tan, filan tabiinden, tebeüt tabiinden veya mezhep yollarından bahsetmeye ne gerek var? Bize sadece Allah'ın Resulü'nü anlatın yeter. Bu Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamla aramızdaki bağı koparma gayretidir. Bunun temelinde o yatmaktadır. Yani bize Kur'an yeter, hadise, sünnete hiçbir şeye ihtiyaç yok. Allah'ın kitabı eksik yok ki, onda ne varsa o hepimizi bağlar, zaten yeterlidir, başka bir şeye ihtiyaç yok diyenle peygamberden başka, sünnetten, hadislerden başka hiçbir alime, mürşide veyahut mezhep imamına, mezheplere veya tarikatlara ihtiyaç yok diyenin fikir yapısı aynı. Niyet aynıdır. Niyet kendilerine göre izah etmek istedikleri dini hususların önündeki engelleri kaldırmaktır. Şimdi Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Yahudi ve Hristiyanlardan bahsederken onlar Allah'ı bırakıp rahipleri ve hahamları ilah edindiler. Yani din adamlarını ilah edindiler. Ayet-i Kerime bunu söylüyor. Şimdi tasavvufu, tarikatları veyahut mezhepleri inkar eden insanların en çok öne çıkarmaya çalıştıkları şeylerden biri bu ayet. Niye büyütüyorsunuz? Niye övüyorsunuz? Niye onlardan bahsediyorsunuz? Niye methediyorsunuz? Değil mi? Bunu söylüyorlar. Niye sadece peygamberi anlatmıyorsunuz sallallahu aleyhi ve sellem? İşte bunu yapanlar alimleri, mezhep imamlarını veya tarikat mürşitlerini methedenler, övenler bu ayetin hükmüne giriyorlar. Haşa alimleri veya mürşitleri veya şeyhleri ilah ediniyorlar. Bu ayeti böyle bir düşünceye delil getirmek Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı yok saymaktır sevgili kardeşlerimiz. Çünkü bu ayet indiği zaman sahabiler Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e diyorlar ki ya Resulallah, ama Yahudiler ve Hristiyanlar rahiplere ve hahamlara tapmıyorlar ki. Yani ilah olarak görmüyorlar ki, bu ayet neyi anlatıyor? Biz bu ayetten ne anlamalıyız? Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki öyle, ama onların rahipleri ve hahamları Allah'ın helal kıldığını haram, haram kıldığını helal yaptılar. İlahlık taslamak, uluhiyet veya tapınmanın ölçüsü Allah'ın helalini haram, haramını helal yapmaktır. Şimdi hangi mezhep imamı veya hangi gerçek mürşit, tasavvuf ehli veya tarikat mürşidi olan zat kim Allah'ın helalini haram veya haramını helal yapmış veya yapabilir ki? Yani ortada sapkınlıklar, ortada yanlışlar, ortada hatalı olanlar bulunduğu zaman biz bunları alıp kötü örnekleri gösterip de bütünüyle bir müesseseyi, bir kuruluşu, bir anlayışı inkar edemeyiz. Çünkü bizi gelenekçi Müslüman olarak suçlayanların anlamadığı bir şey var. Biz gelenekçi Müslüman değiliz. Biz İslam geleneğine bağlıyız. İslam'ın geleneği sevgili kardeşlerimiz, bu din 1400 yıldan beridir öğretilerek, gösterilerek ve eğitilerek gelmiştir. Ben daha önceki sohbette Kur'an'ın nasıl korunduğunu söyledim. Allah inna nahnu nazzalna zikre ve inna lehu lehafizun buyurmuştur. Şüphesiz bu zikri, Kur'an'ı biz indirdik, onu koruyacak olan da biziz. Kur'an'ı kim korudu bugüne kadar? Kim korudu? Özel bir devlet, özel bir cemaat, özel bir ordu değil mi? Özel bir yapı var mıydı? Hayır. Ama Kur'an korundu. Bugüne kadar geldi. Allah Kur'an'ı alimler, hafızlar, müfessirler ve Kur'an yazıcıları vasıtasıyla korudu. Kur'an onlarla bugüne kadar geldi. Bu bir gelenektir.